hoş geldiniz. Öncelikle size bir şey sormak istiyorum. Bu arka planı beğendiniz mi? Yani arka plan gördüğünüz gibi şey ama balkondayım. Burada daha güzel ışık vuruyor çünkü. Ama şu arkada bizim evin deniz manzarası yansıdığı için burayı çok beğendim. O ışık en güzel burada olduğu için. Burada çekmeye karar verdim. Bayağı video çektim burada. Şu an bilmiyorum hoşuma gitti. Ay elimi vurdum. Bilmiyorum hoşuma gitti. Neyse videoya başlayayım. Videomun adı bir kitap, bir kahve, bir müzik. Yani bunu bir seri olarak yapacağım. Bugün günlerden salı. Her salı bu videoyu çekeceğim. Her salı okuduğum bir kitabı. Bunu da 3 gün önce falan bitirdim. 3 günde okudum ve şimdi 424 sayfa. 3 günde okudum. O kadar beğendim ki. Aslında bir günde falan okuduğum da kitaplar oluyordu ama dediğim gibi benim yani bir önceki videomda hangisinin önceliklerini bilmiyorum ama dediğim gibi ben hiç boş zaman bulamıyorum kendime. Nedense yaratamıyorum bu aralar. Bilmiyorum. Her neyse. Şimdi bu bir kitap, bir kahve, bir müziği her hafta salı günleri çekeceğim. Çarşamba günleri yüklemeye çalışacağım. Bunu seri olarak yapacağım. Bu haftaki konuğumuz da Nescafe. Yani Nescafe, her zaman Nescafe yani. En sevdiğim kahve Nescafe. Yani. Asıl konuğumuza geçiyorum. Ölüme fısıldayan adam. Biliyorum şimdi, çok seviyorum bunu. Biliyorum şimdi çoğunuz Petfet kitaplarına şeysiniz yani. Güneyimi böyle yapıyorum sürekli bilmiyorum neyse. Çoğunuz ön yargılısınız. Çoğu kişi veya öyle değil. Çoğunuz demeyeyim. İzleyenler belki değildir ama çoğu kişi Petfet kitaplarına ön yargılı ve ben bu kitabın gerçekten bu ön yargıyı kaldıracağına inanıyorum. Bu kitaba bayılıyorum ve Büşra Yılmaz'ı gerçekten çok seviyorum. Büşra Yılmaz'a gerçekten evet olmadı. Büşra Yılmaz'ı gerçekten çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? 4N1K'da diye bir kitabı daha var ve o kitap da muhteşem ve hiç hani kötü çocuk hani böyle eleştiriyorlar ya hep bir soğuk kötü çocuk var, bir tane de tatlı, sempatik iyi kız var falan diyorlar ya. O 4N1K'da da bunda da öyle bir hikaye yok. Saçım çok garip yaptım. Neyse değişik olsun. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi Büşra Yılmaz yazmış. Epsilon yayınlarından ve kitap kapağını değiştirecekler diye bir şey duydum ve 4N1K'da şey olacakmış. Kitap olacakmış. Hadi canım. Ve 4N1K'da şey olacakmış. Kitap olacakmış. Hadi canım. 4N1K'da film olacakmış bu arada. Onun haberi de geldi. Arkasında şöyle dur önümü kapatayım. Şu Özgür'ü temsil ediyor kitapta. Bu da Yosun'u temsil ediyor. Zaten Yosun diye yazıyor burada da. Özgür'ün tilkileri. Yosun'un da balı. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Hayatımda okuduğum en güzel kitaptı. O kadar zekice yazılmış ki yani hani bazı kitap kitapları okumak için okursunuz veya bazı kişiler kitapları okumak için okur ya. Ben hiç öyle değilim. Gerçekten kitabın en ayrıntısına kadar düşünürüm. Bunu yazan zekayı sorgularım falan. Bazı kitapları hiç beğenmem. Ne kadar aptalca falan filan dediğim olur. Bunu kendi kendime söylerim. Ama bu kitap o kadar zekice yazılmış ki gerçekten hayran kaldım. Gerçekten diyorum size. Çok zekice bir anlatımı var. Okursanız benim demek istediğim kesinlikle anlarsınız. Yani okuyup bir düşünürseniz bu kurguya kesinlikle anlarsınız. Adamın yaptıkları, dedikleri, düşündüklerini söylemesi. Sonuçta bu o adamın yaptığı bir şey değil. O Müşra'nın gördüğü bir şey değil. Hayal gücündeki bir şey bu. Bu yazdıkları. Yani bu onun zekasını gösterir ve gerçekten çok zeki bir insanmış. Bunu anladım. Bu kitapta baş rollerde ve baş kahramanlar. Rol olunca film oluyor ya. Baş kahramanlar Yosun'la Özgür. Evet. Bunların başından geçenler anlatılıyor. Yosun çok kötü bir çocukluk kahve molası. Ölüyordum. Evet, Yosun çok kötü bir çocukluk geçirmiş bir tane kız ve Özgür'ün de çocukluğu hiç iyi değilmiş.
Yusuf annesi ne denir? Kibarcasını bilmiyorum işte. Kibarcasını diyemeyeceğim şimdi. Onunla bununla ona olan biriymiş diyeyim. Ondan sonra hiç kızıyla ilgilenmemiş. Sadece para gönderiyormuş ona. Zenginlermiş biraz. Onun öyle babaannesinden anneannesinden gelen zenginlikleri varmış. Unuttum şu an. Ve Özgür'ün hayatı da babası bir psikolog veya psikiyatrist öyle bir şey. İnsan psikolojisiyle ilgileniyormuş. O yüzden bu kitapta Özgür'ün psikolojisi insanlarla sürekli oynuyor. Sürekli insanlar psikolojisiyle oynuyor. Onları öyle alt etmeye çalışıyor gibi gibi. Tabi bu düşünceler şu anı dediğim gibi. Yani çok zekice yazılmış bunu sürekli söylüyorum. Evet. Daha sonra... Sanki sponsorum Nescafe ya. Sanki sponsorum var. Neyse. Özgür'ün üzerine sürekli deneyler yapmış psikolojik olarak. Bir odaya kapatmış, çıplak bırakmış falan. Öyle garip garip şeyler yapmış. Yani çocuğunu denek olarak kullanmış adam. Sana sesleniyorum. Sen niye böyle bir saçmalık yapıyorsun? Çocuğun denek olarak kullanılabilir mi? Hayvanların bile denek olarak kullanılmasına karşı olan bir vegan grubu varken sen bir insanı deney olarak kullanıyorsun. Yani çok saçma. Her neyse. Öyle yapmış. Ama çocuk daha normal olmuş tabii ki de. Onun da hani normalde sen ben olsam diye düşünüyorum. Sen ben, biz, siz falan olsanız babama, anneme demediğimi bırakmazdım. Yani annesine hiç bahsetmiyorsun. Babama demediğimi bırakmazdım asla. Ama bu çocuk onun kitaplarını alıp okuyup babasından daha zeki olmaya falan çalışıyormuş. Öyle garip. Ha, çok sonunda çok zeki bir çocuk olmuş. Neyse. Bunların hayatı anlatılıyor. Neler olduğunu, nasıl Yosun'un ölüme aşık olduğunu, yani tam öleceği, intihar ediyorsun, tam intihar edeceği sırada kapı çalıyor ve Özgür geliyor. Gerçekten kapı çalıp Özgür geliyor. Öyle bir şey oluyor. Okursanız anlarsınız. Şimdi romantik bir hikaye gibi ama asla romantik değil. Hani son 20 sayfa, 30 sayfa falan romantik. O kadar değil. Çok, ben zaten açıklamıştım. Hangi videoda bilmiyorum. Yükledim mi onu da bilmiyorum. Romantik kitapları sevmem. O yüzden bana güvenebilirsiniz. Yani gerilim, polisiye ve psikolojik ve korku, bir de gençlik şeyleri sevenler kesinlikle bana gelsin. Ben çok severim, çok aşırı severim. Çok fazla film, kitap falan vardır bende. Evet, bu haftanın kitabı da buydu. Umarım okursanız, umarım okuduysan, okuyanlar varsa da değerlendirir bu kitabı aşağıya yorumlarda. Bana okudum falan diyebilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.